Amcacığım. Efendim? Şey amcacığım, biz sizden bir şey için izin almak istiyorduk. Ne izniymiş o? Ay izin diyorlar. Ekrem, bunlar kesin bir yaramazlık peşindeler. Dur bir Aslı'cığım, durmadan, dinlemeden. Ne izni? Bir arkadaşımız üçümüzü yarın için bir konsere davet etti de gidebilir miyiz? Kimin konseriymiş bu? 400'ün konserine. Hı? Ne 400 mü? Ekrem'cim, seni bu yeğenlerinin cahilliği öldürecek beni. Sınır tanımıyorlar ayol. Ne cahilliği Aslı'cığım, ne alakası var şimdi? Ay ne alakası var olur mu Ekrem'cim? Yanlış biliyorlar her şeyi. Çocuğum, bir kere o konser filan değil, sinema filmi. Hani şu 400 Ispartalı'nın Iraklılarla savaştığı film var ya, onu anlatmaya çalışıyorlar akılları sırasında. Yengeciğim, yanlış anladınız. Ay neyi yanlış anlayacağım ayol, hala tutturdular yalnız. Cahillik. Nato kafa, Nato mermer. Yengeciğim, 400 müzik grubunun adı. Sizin dediğiniz filmin adıysa 400 değil, 300 Spartalı. Ya da sizin de işiniz Spartalı. Evet, ayrıca Frank Miller'ın çizgi romanından uyarlanmış bu film. Gördün mü Aslı'cığım, çocuklar her şeyi senden daha iyi biliyor. Bu arada Spartalılar Iraklılarla değil İranlılarla, yani o zamanki Perslerle savaşıyorlar. Aman ne fark eder canım, ha Irak ha İran, hepsi Arap değil mi? Bana bakın çocuklar, siz böyle tarih filmi falan seyredeceğinize oturup biraz ders çalışsanıza, senin tarih notu kaç bakayım? 5. Ha, gördün mü işte, onun yarısı. bu film Ispartalılarla ilgili olduğuna göre başrolde Süleyman Demirel oynuyordur. Ha? Ekrem, ay sen yeğenlerinin önünde rencide mi olmak istiyorsun? Şaka yaptım Aslı'cığım. Komik. Amcacığım, konsere girebilir miyiz? Gidin ama geç gelmeyin, olur mu? Ay inanamıyorum sana Ekrem. Burada başçavuşun eşeğe mi oturuyor canım? Bana niye sorulmuyor? Tamam, şu anda soruyorum. Konsere gitmelerinde bir sakınca yok değil mi Aslı'cığım? Var tabii ki. Var, gitmesinler, sakıncalı. Aslı'cığım ne sakıncası var, altı üstü bir konser? Ay Ekrem, koskoca adamsın. Hiç mi gazetelerin 3. sayfalarını okumuyorsun sen? Ha? Ay bunlar ergenlik çağında kızlar. Dışarıda nasıl tuzaklar var bilmiyor musun? Aslı Hanım doğru söylüyor Toprağım. Bu zamane gençlerine hiç güven olmaz. Ayrıca dışarıda bir sürü kötü niyetli insan var, hamdolsun. Yani kahrolsun diyecektim. E'si demem o ki, ne malum bunların içip içip kendilerinden geçmeyecekleri? Ay ne alakası var içmekle ya? Biz kaç yaşındayız, ne işimiz var bizim içkiyle falan? Hayatım, aslında hani Kinyas kızları düşündüğü için, onları korumak istediği için öyle söylüyor değil mi Kinyas? Yoksa benim için hava hoş. Bunların başına bir şey gelecek, ondan sonra gelip bana diyeceksiniz ki, Kinyas senin yaşın küçük, töreyi sen uygula. Ne töresi Kinyas, neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Bir sussana. Ben susayım Ekrem Bey, ben susayım. Ama töre susmaz. Töre bu topraklarda yüzyıllardır... Kinyas. Tamam sustum. Aslında benim güzel bir fikrim var Ekrem'cim. Kinyas kızlarla beraber konsere gitsin ha? Ne? Kinyas da mı? Ne, benimle mi? Evet, yani acil bir durum olur, bir sakatlık olursa bize hemen bildirirsin hep, ha? Aslı'cığım gerçekten gerek var mı buna? Ay var tabii Ekrem'cim var. Yani ondan sonra sosyete konuşacak. Aslı'nın yeğenleri konsere gitmiş, oralarda içim sapıtmışlar falan diye. İstemiyorum canım, gitmesinler. Amcacığım, kesin gelmesine gerek yok. Biz gidip geliriz. Gördün mü işte? Kendi ağızlarıyla söylediler. Kinyas'ı da istemediklerine göre kesin bir şey var bu işte. Ne var söyleyeyim bakayım, ha? Bana bakın kızlar, size bir seçenek sunuyorum. Ya konsere Kinyas'la gidersiniz ya da oturup evde o 300 denen grubun konserini televizyondan izlersiniz. Ha? 400. Aman neyse ne canım, ha 300 ha 400. Ay bunların da cahilliği yani. Köyden gelmişler, 100 sayı için yengelerini kırıyorlar. Ukala şeyler. Sesimizi şeseceler.